Gözleme projemizin neredeyse sonuna geldik. Şu an teleskobun mekanik kurulumu bittikten sonraki optik kurulum aşamasındayız. Optik kurulumda da 3 tane aynamız var bizim teleskopta. En büyüğü 4 metre, en küçüğü 70 santim çaplı 3 tane ayna. Şimdi bu M1 aynası dediğimiz 4 metre çaplı aynamızın kurulumunu 29 Ekim'de başladık. İşte birkaç gün süren çalışma sonucunda şu an teleskobun üzerine kurulmuş durumda. Tabii ki kurulumdan kastım daha ince ayarları yapılmadı, oraya başlanmadı. Entegrasyondan bahsediyorum. Bir sonraki adımda da en küçük aynamız 3. ayna. Ondan sonra da 2. aynamız monte edilerek teleskobun üzerine bu ayın ortalarına doğru bir aksilik olmazsa, kış erken bastırmazsa bitirmeyi umuyoruz. Ayna teleskobun en pahalı parçası, 6.2 milyon euroluk bir yekpare aynadan bahsediyoruz. Onun taşınması, teleskobun üzerine monte edilmesi en riskli kısmıydı. Bu ay ortasında bu işleri bitirdikten sonra kurulum aşaması aynaları da monte ettikten sonra bitecek. Bir sonraki aşamamız test aşaması. Teleskobun, kubbenin tüm olarak binanın yani tamamıyla gözlemevinin testlerine başlamış olacağız bir sonraki aşamada. İlk ışık bizim testlere başlama ışığımız. Yani teleskobu artık kullanılır hale getirdik. Yani anahtarı çevirdik. Şimdi ilk ışığımızı aldık diyoruz. Ondan sonra işte ince ayarlarını yapıyoruz. Aynamız 4 metre çapında yekpare bir ayna. Bunun arkasında işte aktif optik sistemi dediğimiz bir sistem de destekli. Bu da şunu sağlıyor. Normalde böyle bir aynanın bizim ihtiyacımız olan mukavemeti sağlaması ve eğiminin bozulmaması için yaklaşık 1,5 metre kalınlığında falan olması lazım. Ama bizim aynamız 14 santim. Bu nasıl oluyor? İşte arkasındaki aktif optik dediğimiz optomekatronik sistemle. Arkasında 66 tane piston var. Bu pistonla teleskop yön değiştirdiğinde ayna kendi üzerine yığılıp eğildiğinde bu pistonlarla bunu düzeltiyor saniyede 100 kere. Ve bu sayede işte o 1,5 metrelik kalınlık yerine 14 santimlik ince, ki bu dünyadaki 4 metre çapında aynalar arasında en incesi, bir aynaya sahip olmuş oluyoruz. Yani sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda arkasındaki teknolojiyle de özel bir aynamız var. Türk astronomisi bunu ne kadar heyecanla bekliyorsa dünyada böyle heyecanla bekliyor diyebiliriz. Halihazırda yürüttüğümüz ortak projelerimiz, imzaladığımız protokollerimiz mevcut zaten. İlk ışığı aldıktan sonra, testleri de bitirdikten sonra gözlem zamanı için sıraya girdiler diyebiliriz.